mutfağımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere sadece iki tane yufkayla yapabileceğiniz nefis bir börek tarifi ile geldim. Fırın kullanmadan tavada çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz su böreği lezzetinde enfes bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle sosunu hazırlamakla başlıyoruz. 1 çay bardağı sütü uygun bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ, 1 tane yumurta ve çay kaşığının ucuyla da tuz ekleyip iyice karıştırıyorum. 2 adet yufkayı tezgahımızın üzerine üst üste olacak şekilde serelim. Bir ruletle önce yufkayı ortadan ikiye keselim. Sonrasında üst üste koyup bir kez daha ortadan keselim. Yani iki tane yufkadan sekiz parça elde edeceğiz. Yufkalarımız hazır. Şimdi bir tane yufkayı alıyorum ve tezgahın üzerine serdim. Fırça yardımıyla sostan bolca her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkanın geniş kısmına ben lor peyniri kullandım. Dilerseniz beyaz peynir veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. İçerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben çocuklar sevmediği için eklemedim. Ama sizler damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Baş kısmına koyduktan sonra çok fazla sıkmadan rulo şeklinde saralım ve baş kısmından böyle içe doğru kıvırarak gül böreği şekli verelim. Evet aynı şekilde diğer yufkalarımı da bolca soslayıp baş kısmına peynirli harçtan koyup sarıyorum. Dilerseniz sizler iç harcını farklı bir iç harçta kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı ya da ıspanaklı bile yapabilirsiniz. Sararken çok fazla sıkmamaya özen gösterin. Sonrasında baş kısmından başlıyorum ve rulo şeklinde böyle içe doğru katlıyorum. Tüm böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada bunu fırında da yapabilirsiniz tabii ki. Küçük bir fırın tepsisine koyarak aynı şekilde fırında da pişirebilirsiniz. Ama ben bugün bu böreği ocakta pişireceğim ve daha güzel böyle su böreği lezzetinde hem de fırın kullanmamış olacağız. Tavamı yağladım öncelikle ve tavama yerleştirdim böreklerimi. Sonrasında kalan sosun tamamını yufkaların üzerine bolca fırçayla sürüyorum. Dilerseniz bu sosu döktükten sonra eğer vaktiniz varsa kapağını kapatın. 2 saat kadar buzdolabında bekletin. Daha güzel sosunu çekecektir. Ben hemen pişirmeye geçtim. En büyük ocağı aldım ama en kısık ayarda. Lütfen dikkat edelim ocağın altını açmayalım. Benim ocağımda e, neredeyse 20 dakikayı buldu altının kızarması. Ama bu e, tavanın kalitesine göre, ocağın ısısına göre değişebilir. Lütfen 10 15 dakikadan sonra ara ara spatula ile böyle altını kontrol edin. Kesinlikle yanmasın. Benim kullandığım tavanın tabanı oldukça kalın. O yüzden e, 20 dakikada ancak kızardı. Ama dediğim gibi sizler lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Evet yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişti. Şimdi diğer tarafını çevirmek için uygun bir servis tabağını yağlayalım. Ve üzerine kapatıp diğer tarafını çevirelim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi diğer tarafını tavaya bırakıyorum. Ve şöyle kenarlarından birkaç parçada tereyağı bırakacağım. Daha güzel altının kızarması için. Evet, şöyle sağladıktan sonra şimdi tekrar kapağını kapatıyorum. Ee, diğer tarafı daha kısa sürede pişiyor. Yaklaşık 10 dakikada pişiyor. Ama dediğim gibi sizler lütfen kontrol edin. Her tavanın kalitesi aynı olmaz. Ee, ben 10 dakika dedim diye siz 10 dakika beklemeyin. Lütfen ara ara kontrol edin spatula ile böyle kenarından kaldırıp. Evet 10 dakika sonra böreğim iki tarafı da gayet güzel bir şekilde pişti. Hemen servis tabağına alıyorum. Ve gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Hemen sizlere şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ama vaktiniz varsa 10-15 dakika dinlendirin, daha güzel olacaktır. Ben hemen size sıcakken göstermek istedim, çok fazla vaktim olmadığı için. Çünkü beni bekleyen çocuklar var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten su böreği lezzetinde 2 adet yufka ile yapılabilecek en güzel böreklerden bir tanesi arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin ve denedikten sonra da bana yorumlarınızı yazın. Evet şu an çok sıcak olduğu için dokunamıyorum ama umarım gösterebilmişimdir. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok börek tarifi, kahvaltılık tarifler, poğaça tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.